Merhaba, hoş geldiniz. Bugün biraz mikro envanterlerden bahsedeceğim. Eski videolarıma bakarsanız, yanlış hatırlamıyorsam, güneş paneli montaj ayakları veya toprak üzerine kurulum videosunda mikro envanterlerimi göstermiştim. Ondan sonra birazcık da bahsetmiştim. Ama nasıl çalıştıkları hakkında yine yanlış hatırlamıyorsam çok fazla bahsetmemiştim. Bazı bir iki arkadaşın sorusu üzerine yapayım dedim. Kağıt üstünde çizeyim, anlatayım. Öncelikle mikro envantörler aynı zamanda güneş panelleri için de geçerli. Anlamadığınız takdirde veya tam olarak öğrenmediğiniz takdirde çok kolay, çok basit gibi gözükmesine rağmen işin mantığını öğrenmedikten sonra çok basit sistemler değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok basit gibi gözüküyor, çok kolay gibi gözüküyor. Evet, yapılan işler, teknik tarafta yapılan işler böyle ahım şahım müthiş bir yetenek istemiyor. En kötü bir anahtarla sıkıyorsunuz, bir tornavidayla sıkıyorsunuz, bir kablo ucu sıyırıyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Ama bunları yanlış yaptığınız takdirde donanımınıza, ekipmanınıza zarar verecek sonuçlar da ortaya çıkartabilir. Yani bu olay işte alıyorum, işte aldım bunu, hop buraya bağladım, bitti olayı değil ne yazık ki. Onun için de lütfen eğer kendiniz kurulum yapacaksanız sırf bir kaynaktan yetinmeyin. Daima dediğim gibi önce cihazın şeyini okuyun. Kitapçığını iyice ne okuyun. Sindirin. Ne olduğunu anlayın. İkincisi diğer kaynakları. Üçüncüsü YouTube'da bulabildiğiniz yerli kaynakları, yabancı diliniz varsa yabancı kaynakları mümkün olduğunca sonuna kadar izleyip okuyarak bir işe başlayın. Aa, bu çok basit, bu adam yapıyorsa ben de yaparım dediğiniz anda işi tam bilmeden, tüm büyük resmi görmeden yola çıktığınız anda ya bu işten soğursunuz ya da illa yapacağım diye azim ettiyseniz ucuz yollu yola çıkıp da ondan sonra bir bakmışsınız birisinden teknik destek almak için onlarca para harcamışsınız veya işte gelecek sizin aldığınız donanımların yetersiz olduğunu söyleyecek doğru veya yanlış size üstüne bir de donanım satacak. Onun için alacağınız ekipmanları veya yapacağınız işleri iyicene planlayın. İyicene planladıktan sonra çalışacağından emin olduktan sonra donanımı alın ve kurmaya başlayın. Ama kesinlikle ve kesinlikle okumadan, araştırmadan bu işe başlamayın. Evet, konumuz mikro envantör. Daha önce de bahsettiğim gibi kullandığım mikro envantörler şu an 6 tane mikro envantör kullanıyorum. Off-grid bir şebeke üzerinde kullanıyorum. Bu çizdiğim görsel off-grid değil. Biraz sonra toplam 3 örneğimiz var. 3 örnekte mikro envanterlerin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Hem off grid, hem akülü, hem aküsüz olarak. Burada önemli durumlardan bir tanesi şu. Ben off grid'im. Yani şebeke bulunduğum ortamda yok. Şebeke olmadığı için bununla ilgili herhangi bir şekilde yasal bir işlem yapmama gerek yok. İstediğim cihazı istediğim şekilde bağlayabiliyorum. Ama normal evde şebekeye geri elektrik vermeyecek olsanız bile bunun belli bir noktada yasal bir izni var diye düşünüyorum. Olduğunu tahmin ediyorum. Ama çok araştırmadım. Bilmediğim bir taraf. Evet, şimdi öncelikle inventör normal bir inventör ile inverter ile pardon inverter ile mikro inverter arasındaki fark nedir? Şudur. Mikro
inverter güneş panelinden aldığı elektriği direkt 220'ye çevirir. Ve bu genelde panel bazlıdır. Yani her bir panele bir tane inverter koyarsınız. Veya bunun farklı modelleri var. 3-4 panel destekleyenleri var. Onu koyarsınız. Ondan sonra o mikro inverter'dan da AC çıkışına da tam çıkış diyemeyiz esasında. Hem çıkış hem giriş olarak kullanır o portunu, o girişini. Ve onu da normal evinize bağlarsınız. Ve mikro inverter'ın çalışma mantığı da şudur. Şebekeyi gördüğü zaman, 220 volt elektriği gördüğü zaman kendisi devreye girer. Panelden geleni gelen enerjiyi eve yollamaya başlar. Buradaki örnekte gördüğünüz üzere ilk önce güneş panelinden elektrik geliyor. Bu tarafa doğru bir akım var. Burada da ortada evimiz var. Şebekeden elektriğimiz sayaca geliyor. Sayaçtan evimize geliyor. Evimizde sigorta kutumuzdan vesaireden geçiyor. Ondan sonra siz buradan mikro inverter'ı bağlıyorsunuz. Ve bağladınız. Bağladığınız anda buradan AC geliyor. Bu taraf ise DC tarafı. Dalgalı akım geldi. Mikro inverter buradaki elektriği gördüğü anda, eğer o anda güneş varsa, bu sefer elektriği geri basmaya başlıyor. Diyelim ki burada her panelimizin, hesap kolay olsun diye, 100 watt olduğunu düşünelim. Tabii bu panellerimiz 100 watt diye günün her saati 100 watt üretmeyeceğiz. Sabahları düşükten başlayacağız, sıfırdan başlayacağız, yükseleceğiz. Öğlenleyin pik noktasında da tam tepe noktasında 400 watt'a yakın bir değer üreteceğiz. Ondan sonra da güneş batmaya doğru yavaş 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 bu düşecek. Yani üretimimiz şöyle bir şöyle görürsek şöyle bir yükseliş ve alçalış trendinde olacak. Evet. Şimdi normal bir eve bu şekilde mikro inverter bağlayabilir misiniz? Bağlayabilirsiniz. Ondan sonra elektrik tüketiminiz düşer mi? Evet, elektrik tüketiminiz düşer. Ama şöyle bir şey. Bunun için buradaki sayacın çift yönlü çalışması lazım. Çift yönlü çalıştığı takdirde, çift yönlü çalışması için tabii izinlerin alınması lazım. Ondan sonra dağıtım firmasından ki sizin aldığınız ve verdiğiniz, geri verdiğiniz hesaplansın, mahsup edilsin. Kimin kime borcu varsa o da ay sonunda hesaplansın diye. Eğer bunu bu şekilde kullanmadığınız takdirde şöyle bir durum ortaya çıkar. Diyelim ki anlık olarak evde 1000 watt'lık bir tüketiminiz var. Ve panellerinizin daima toplamda 400 watt ürettiğini düşünelim. Hiç sabahını, akşamını, gündüzünü, gecesini karıştırmayalım. 400 watt'lık bir enerji tüketiyorsunuz. Hatta bunlara watt saat diyelim. Bu da şu demektir. Siz buradan 400 watt üretiyorsunuz. Evde 1000 watt kullanıyorsunuz. Geriye eksik 600 wattınız kalıyor. Şebekeden 600 wattlık, şuraya şebeke diyelim, 600 wattlık enerji çekiyorsunuz. Yani buradan 600 watt geldi, buradan 400 watt geldi, ikisi birleşti. Siz 1000 wattlık cihazınızı çalıştırdınız. Bunu çalıştırırken de 600 watt saatlik bir enerjiyi şebekeden aldınız. Bu durumda çok güzel ne oldu? Ben kullandığım elektrik faturasının o an için, an için %40'ını güneşten, temiz enerjiden karşıladım ve faturam o an için %40 düştü. Sayacımın bu noktada tek taraflı olduğunu düşünüyorum yalnız. Çift taraflı izin aldığımı düşünmüyorum. Bu işi izinsiz yaptığımı düşünüyorum. Peki tam tersi olursa, diyelim ki evde sadece küçük bir cihazım çalışıyor.
100 wattlık bir kullanımım var. 100 wattlık bir kullanımım olursa, 100 watt saatlik bir kullanımım olursa evde, yine güneş panellerim deminki gibi 400 watt saat elektrik üretiyorlar. 100'den 400'ü çıkardık. Eksi 300 watt saat bulduk. Bu 300 watt saat fazla üretimim var. Bu nereye gidecek? Tabii ki şebekeye gidecek. Tabii ki buradan şebekeye gidecek. Bu sayacım da tek yönlü bir sayaç olduğu için sayacım elektrik bu tarafa da gitse, bu tarafa da gitse ileri doğru taksimetreyi çalıştıracak ve ben kullanmadığım bir elektrik, şebekeye geri verdiğim elektrik için de para ödemiş olacağım. Yani özetle anlatmak istediğim bu noktada, eğer mikro invertörleri deneyimsiz bir şekilde, yanlış bir şekilde kurduğunuz takdirde, ondan sonra ancak ne yapabilirsiniz? Buraya bir tane sigorta koyarsınız. Ondan sonra atıyorum çamaşır makinesini çalıştıracağınız zaman bu sigortayı açarsınız. Çamaşır makinesinin elektriği buradaki panellerden gelir. Ondan sonra çamaşır bittikten sonra bunu kapatırsınız. Yok atıyorum işte hesaplarsınız. Ben televizyonu seyredersem, o arada başka bir şey yaparsam kullanımım 400 wattın üstüne çıkıyor dersiniz. Şebekeye geri gitmez. Sigortayı açayım vesaire. Aç kapa, aç kapa. Bir dakikada bir zaman sonra bunu üşenirsiniz ve size de külfet olur. Bu yapılacak mantıklı bir iş değildir. Ancak işte merdiven altında yapılabilecek en basit çözüm bu. Ama bu mantıklı ve şey bir çözüm değil. Çünkü siz burada 400 wattlık bir enerjiniz var ve bu 400 wattlık enerjiyi günün belli bir saati aç kapa yapıyorsunuz. Unutuyorsunuz, unutmuyorsunuz, çalıştırıyorsunuz, çalıştırmıyorsunuz. Orada ziyan olup eskiyor, gidiyor. Bu kadar mikro inventörlere yatırım yap, bu kadar panele yatırım yap ama burada izin almadın diye, çift taraflı bir sayaç koymadın diye bu sistem olduğu gibi çöp. Bu normal herhangi bir şekilde şebekenin olduğu yerde olabilecek bir örnek. Onun için eğer mikro inverter düşünüyorsanız, aküsüz bir sistem düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle izninin alınıp ondan sonra çift yönlü bir sayaca geçilmesi lazım. Ha, astarı yüzünden pahalıya gelir. Bu izin paraları vesaireler fahiştir. Siz yatırımınızı 12 yılda geri almayı hesaplarken bu maliyetleri de bindirirsiniz. 35 yılda geri alırsınız. O ayrı mesele. Sistemin bir cilvesi diyelim. Evet. İkinci bir yöntem ise burada ilk grafiğe göre farklı bir şeyimiz var. Video çok uzun olmasın diye burada keseceğim. İkinci videodan devam edeceğiz.